kahvemizi içtik. Onu hazmedeceğiz. Allah bir de ayran. Efendim kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Ayran mı yoğuruyorsunuz? Ayran dövüyoruz. Dövüyorsunuz. Ha. İçine ayranı koyuyorsunuz sevgili seyirciler. Buna ne deniyor bu sopasına? Fişenk. Fişenk. Fişengini koyuyorsunuz fıçının üzerine. Çıkan tereyağı mı? Da şu oluyor. Ayran tereyağı mı? Ayran. Bunu böyle dövüyorsunuz. Ne kadar dövüyorsunuz bunu? Yağı çıkasıya kadar. Az soğuk su katıyoruz. Sıcak su. Böyle döverek o kendi olgunlaşıyor zaten. Ya bir 20 dakika, yarım saat. Evet, yarım saat falan bayağı böyle şey yapıyoruz. Bu elbiseler ne zamandan beri var? Kı? Az önceki konuştuğum o yaşlı mı var ya? Evet. O yani o diktirdi. Ben onun torunu oluyor. Öyle mi? Evet. O diktirdi yani. Kolay gelsin. Oldu, kolay gelsin. İkram bitti mi? İkram kahve içtik şimdi ama hadi içelim. Hadi. Ne yapalım artık? İçin kardeşim. İkram geri çevrilmez. Elleri kınalı teyzem benim. İçilmez mi elinden ayran senin? Türkmeni kızı, inek sar. Türkmeni kızı, inek sar. Türkmen kızı. Teyzem. Geleyim yanına, ne yapıyorsun? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kirmen eğiriyorsun. Ne eğiriyorsun? Kirmen. Kirmen eğiriyorsun. Bu ne yünü teyzeciğim? Koyun. Koyunun yününü alıyorsun. Hı-hı. Yıkıyorsun. Yıkıyorum, çırpıyorum. Böyle olarak alıyorsun. He, çırpıyorsun yıkadıktan sonra. Eğiriyorsun böyle, boyadıyorsun. Böyle kilim dokuyorsun. Ne kadar sürüyor bu işlem? Bu işlem 1 kilo 2 günde falan eğirirsin. 2 günde ancak 1 kilo. Hı hı. Of 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 of. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Kolay gelsin teyzeciğim. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen ne yapıyorsun? Çıkırık bitiyorsun. Çıkırık bu mu? He. Şey, çadır dokuyacaksın. Bu iplerden mi yapıyorsun? He he. O ipleri alıyorsunuz. Bunlardan alıyoruz. Çadır dokuyacaksın. Evet. Satacaksın. O da pek ucuz. Para tutmaya ucuz. Gidiyor adam geri getiriyor ucuz diye. Ucuz. Altıma yazıyorsun, üstüne kilim yazıyorsun. Altıma yazıyorsun böyle, üstüne de kilim yazıyorsun, oturuyorsun. Çıkırık bu. He, bu çıkırık. Gençler hevesli mi bu işe? Ya, koca karılar havası. Gençler etmez bunu. Gençler uyur. Onlar uyur. Allah muhafaza. Siz yarın öbür gün vefat ettikten sonra bu çıkırıkçılık ne olacak teyze? Doğru, ardımızda 50'lik. Koca karı bu hepsi tükenecek mi? Doğru. Sen ne yapıyorsun teyzeciğim? Ben de kirmen büküyorum. O teyzem şey yapıyordu. Ham yünü almış. Eğiriyor. Sen ne yapıyorsun? Bu da pamuk. Bunu da büküyorsun. Haba dokuyacaksın. Ne yapacaksın? Haba dokuyacaksın. Oo, habalardan. Zili. Kilim. Kilim. Ha, kilim. Ha, kilim dokuyacağım. Kilim dokuyacağım. Kolay gelsin. Bunu biliyorum. Bu işlemi biliyorum. Bunu. He, bunu biliyorum. Bu böyle atılır. Ben bunu atamazsam bunu eğiremez. Bunu böyle elde yaparım ben, böyle ipek gibi. Ondan sonra eğirmesini yapar. Bu böyle atılır bak. Peki bu bunu alırlardı. Ben öyle hatırlıyorum. Pamuklarla ilgili olarak ama. Vururlardı böyle, pamuklar havaya havaya giderdi. He. Ona benzemiyor mu bu iş? Bu ona benziyor. Ama siz böyle bu araya bir tane çubuk almışsınız. Çubuk aldık, biz böyle yaparız bunu. Bu esasında koyunun yünlerinin böyle tek tek olmasını, ayrılmasını mı sağlıyor? Evet, bak böyle ipek gibi olmasını sağlıyor bak. Keçi kılıbı mı? Keçi kılıbı. Keçiden bu kırpıldı şimdi. He, kırpıldı. Keçiden bunu aldık. He. Sonra ne yapılıyor bu? Bunu da darayız. Bunu da vuruyoruz, kirmende eğiriyoruz, böyle çadır dokuyoruz bunu, kıl hava ediyoruz, altımıza yazıyoruz, çocuklara hediye ediyoruz, uğraşıyoruz işte, para etmedik şeyine. Oğlum, hoş geldin. Annem, hoş buldum. Oğlum, hoş buldum. Canım oğlum. Annem. 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 Yavrum. Oo. Çok severim ben oğlanları. Benim, ah. Ben de annelerimi çok severim. Sağ ol oğlum. Aslımız yörük herhalde. Yürüyüz oğlum. Kan çekiyor, kan yok yok. Doğru oğlum. Bizde doğru. De var bir yörüklük, bir araştıralım onu biz. Araştıralım oğlum, hepimiz bir yürüyoruz oğlum biz. Kan çekiyor. Tabii tabii. Patik mi örüyorsun? Çorap örüyorsun. Daha kızlar böyle enteriğine giyiyor. Çorap. Torunlara garben. Kendini ördün senelerce? Ölüm şeyini falan koydum, ölümlüğümü falan da. Bunlar torunların garı.
Ölümlük ne oluyor? Teyzem ben ölünce, yiyenlere veriyorlar çorabı. Adet öyle midir? Adet öyledir bizim. Biri öldüğü zaman çorapları... Ya her zaman, hepsi değil de kimisi eteklik verir, çorap verirler. Verirler, yazma verirler yiyenlere. Bu çorap kaç günde bitecek? Bu çorabı örebilişine. Ben evveli bunun bir tekini bir günde çıkarıyordum. Şimdi çıkaramayan oğlum, gözlerim görmeye. Evveli çıkarıyordum, şimdi çıkaramayan. Sabır işi bu. Sabır işi. Bir alta da ör. Canın ne zaman isterse o zaman örerim ben. Alıyor mu can sıkıntını? Alıyor. Alıyor oğlum. Ne edeceksin? Aylak dururma ya. Eskiden televizyon da yoktu. Yoğudu. Radyo da yoktu. Yoğudu, yoğudu, yoğudu. Erkekler kahve de, siz de, biz de çorap işi. Çorap işinde davar gidiyorduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Kilimler. Güzel değil mi? Hem de çok güzel. Evimizde bazen bunların değerini bilmiyoruz. Doğal olarak üstüne basacağız ama bin bir emekle hazırlanıyor bu kilimler. Nasıl mı? Hemen gösteriyoruz size. Çakır gözlü teyzem dokuyor zaten. Nasılsın teyzeciğim? İyiyim oğlum. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Sefalar gördük. Bunları siz mi dokuyorsunuz? Biz dokuduk, biz dokuduk. Hepsini mi? Hepsini. Burada gördüğümüz her şeyi siz mi dokudunuz? Hayır, köylülerimiz dokudu. Ha, sen en hızlıları mısın? Evet, en hızlıları ben sayılırım. İsmini de öğrenelim. İsmim İsmet Özkan. İsmet? Evet. İsmet teyzeciğim. Ha. Baba erkek mi bekliyormuş seni? Biraz gari. Beni kız bekliyorlarmış da ondan şorak benim olmuş. Benim kardeşim ölmüş oğlan olarak beni onun adını koymuşlar. Allah rahmet eylesin. Evet. Bu yünleri gördük, nasıl eğrildiğini, nasıl böyle ip haline getirildiğini, nasıl boyanıyor bu? Bu ha, kendimiz biz bunu kök boyalarına boyarız. Boyayı nereden alıyorsunuz? Kök boyalarından, ot köklerinden. Alıyorsun onları, ha, renk renk böyle ha, yeşil. Renk renk boyuyoruz biz bunları. Sarıyor. Böyle dokuyoruz biz bunları işte bu gördüğümüz dokumalar gibi. Boyama ne kadar sürüyor, kaç gün sürüyor? Bir günde boyuyoruz. Nasıl oluyor, kazanların içine atıyorsunuz? Kazanlarda kaynatıyoruz. O yün o boyayı emiyor. Ha, beyaz alıyor, böyle beyaz yünlü ipi atıyoruz içine. Kaynadırka böyle bu boyaları alıyor. İpimizi aldık. Aldık. İpler hazır. Hazır. Bu kasnak mı? Bu ıstar deriz biz buna. Bunu da kurduk. Kurduk. İplerimizi gerdik. Gerdik. Sonra? Sonra dokuyoruz. İyi işte. Mesele işte, o. Böyle böyle yapa yapa biz bunu oğlum. Böyle böyle. Bu deseni nasıl oluşturuyorsun teyzeciğim? Benim hiç aklım almıyor. Deseni kafalarımıza yerleştirmişiz. Tabii biz bunu 15 yaşından 20 yaşından başlıyoruz dokumaya. Hı-hı. Kafamıza yerleştiriyoruz. Ezbere yapıyorsun. Ezbere yani. Yapıyoruz. Siz de ezbere mi yapıyorsunuz? Evet. Ben kızıyım zaten. Belli zaten gözlerinden. Ha İsmet teyzeye bakıyorsa sana bakıyorsun. Bu yörük deseni mi oluyor? Yörük deseni oğlum bunlar. Hillerini sayarsın bak burayı. Tamam sayayım. Şu sarıyı nasıl öyle yapacağız mesela? Bu sarıyı da aynen bu gibi yaparız işte. Bunun modeli ayrı. Bu bundan değil. Kaç şey o? Kaç sıra sarınınki? Sarı öyle yapılıyor bak işte. Ha. Ne yapacağım bunu? Ha işte bunu bak attım ben de. Bu dokunacak üstünde. Tamam yapayım. Ha, işte ben yaptım. Siyah. Sen de yap öyle. Bu gevşek biraz sıkılacak da. Ha önünü şimdi buraya atacağım bak. Evet. Ha. Tamam. Bu kadar mı? Hepsi bu kadar bu kadar. Oluyor bak. Beri geçin onu arkadaşlar. Arkadaşlar gelir mi? Ver ver bakayım. Ben de biliyorum. Sıkılacak biraz daha gevşek de. Ben gene anlamadım bu işi. İnsan gene tabii, insan gene bildiği işi yapmalı. Kolay gelsin İsmet teyzeciğim. Tamam, sağ olun oğlum. Selamlar giy ben kırmızı, çıkalım dağlar başına. Sen gül topla ben nergizi. Aman Ayşem, yaman Ayşem. Kaç zamanda bitecek bu ablacığım? Versem iki günde bitiyor. İki günde yani yövmiyesi 2,5 milyon. 2,5 milyon sayılır. Ha ha, 5 milyon olduğuna göre. Ha ha. 2,5 günde bitiriyor. Şöyle elemeyi göz mü? Evet. Bunlar boncuklu böyle. Boncuklu. Boncuklar işlenirken mi koyuyorsun? Hayır, bunları ipe diziyoruz böyle. Hı-hı. Önceden örmeye başlamadan önce. Sonra bunları örmeye başlıyoruz. Bunları mesela bir tanesini yaptığın zaman küçüklüğümüzden yaptığımız için
Zaten biliyorsun hani böyle geriden görsem hiç bakmadan yapabilirim ben yani istediğim modeli devamlı yaptığım için. Türkmen kızı, Türkmen kızı, yayık yayar Türkmen kızı, yayık yayar Türkmen kızı, sen anlar ki ben kırmızı, çıkalım da... Yanlış görmüyorum değil mi? Hayır hayır, yanlış görmüyoruz. Baya böyle hani maşallah kasket. Kasket var. Bu kıl çorap, geçenin kılını kırkıyoruz. Ne zamandan beri örüyorsun bunu? Bunu abi, iki günde bir tekini örüyorum bunu. Yok yok, kaç yaşından beri? Ben 15 yaşından beri devam ederim buna. Kim başladı, nasıl heves ettin, nereden aklına geldi? Bunu eskiden nenemgil böyle yapıyormuş, kışlı günlerde, garda, kışta hayvanın başında dağda bağda gezenlere bunu öreriz. Sipariş olan yerlere şey deriz, kendimiz de gideriz. Sen nasıl heves ettin? Hani pek erkek işi değil diyebiliriz. Yok, yani erkek işin erkeği kadını olmaz. Bizim yanımızda öyledir, benim yanımda. Erkek iş de olur, kadın iş de olur. Bak şunu ördük, bunun teki bu. İsterse bak bunu ördük. Bayağı keçi kılından. Keçi kılından bunu, kılını keçinin kırpıyoruz. Ondan sonra daralttıktan sonra bu kirmen. Bu kirmenle şunu şu şekil alıyoruz elimize, şu şekil, bunu bu şekil aldık mı, şöyle yapıyoruz, böyle devamlı, bu şekilde yaparız bunu. Bunu yaptıktan sonra bunu tekrar iki tane yumak yaparız böyle. Bunu ikisini, aha şu şekil birleştiririz bunu, tekrar bunu yukarı giveriz. Şimdi bu kıylanıyor, şunun şu kenarı var, aha. Ağzı yapılıyor. Bu kışın yağmurda veya karda içine su almaz. Yani bunu ben çıplak ayağıma girdim, giydim, direkt kara bastım. Su almaz mı? Ayakkabının içine geleceksin. Şimdi şuraya kadar üstüne çekeriz. Bura kadar kar olduğu zaman kar ya içine almaz. Çoraplardan şey ne bunun? Farkı ne? Ne avantajı aşağı var? Aşağı süzüyor. Ayağını üşütmez. Üşümüyoruz. Üşümez. Eskiden çobanlar falan yapıyor mu giyermiş? Devamlı. Şimdi yine giyer çobanlar. Hala. Hala giyerler. Koyun çobanı veya sığır çobanı. Kaç para bu? Çifti ne kadar? 8-10 milyon lira. Bir hafta uğraşıyorsun. 3-5 gün bir hafta elinde yedikçe şey yapıyoruz. Elimiz boş kaldıkça. Bir tepki falan yok değil mi? Hayır hayır. Tığlar mığlar. Gelsene kahvede bir okey oynayalım. Oyundan bir koşlaşmam. Oyun oynamam. Sanatım neyse ona devam et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.